Kimmiş Mekin? Abim. Hoş geldin Tekin. Hoş bulduk anneciğim. Kolay gelsin. Nasıl geçti? Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Sağ ol anneciğim. Acıkmadım. İzin verirsen hemen derse oturacağım. Yarın iki sınav birden var. Nasıl istersen yavrum. Allah kolaylık versin. Sağ ol anne. Hala bitmedi mi oğlum şu gazete? Bakkalda ekmek biterse o zaman sorarım ben sana. Mekin! Sağır mısın sen oğlum? Ekmek diyorum. Tükenirse babandan yersin dayağı. Aman be! Bıktım durdunuzdan. Ağız tadıyla bir gazete okuyamayacak mıyız bu evde? Kapıyı aç, ekmek al. Uşağınız mıyım ben sizin? İnsanın kendi evine hizmet etmesi uşaklık mıdır oğlum? Sanki ekmek parasını sen getiriyormuşsun gibi. Ne olurdu birazcık abine benzeseydin, o olsaydı! O olsaydı, o olsaydı! Yeter be! İyi ki derslerinden başka bir şey düşünmeyen inekçi bir oğlunuz var. Alın başınıza çalın. Tekin! Nasıl gidiyor? İyi anne. Kısmet olursa bitireceğim bu yıl. İnşallah yavrum. Baban geldi. Yemeği niye sonra devam edersin? Olur anne. Şu sayfayı bitireyim, geliyorum. Gözlüğün mü kırıldı? Evet anne. Nerede? Okul bahçesinde. Top oynadı. Ne dedin? Ne? Top mu? Demek top ha!
Ulan ben seni okula top oynayasın, ayakkabı eskitesin diye mi yolluyorum ha? Ama baba ben... Dur! Sıra cevap vermeye gelince dilim bir karış uzar. Bu adam nasıl para kazanıyor, dört nüfusu bir evi nasıl geçindiriyor diye düşüneceğiniz yerde... ...ha babam masraf kapısı açıyorsunuz. Hiç mi insafsızın yok sizin be? Ama bey bir dakika, haksızlık ediyorsun. Tekin çok çalışıyor. Tamam iyi çalışacak. İsterse çalışmasın. Hele bu yıl liseyi bitirip üniversiteyi kazanmasın, ben soracağım ona. Üzülme. Hadi gel yemeğini ye oğlum. Gözlüğünü ben yaptırırım. Hadi. Evet çocuklar, biliyorsunuz son yazılı sınavınız. Yani kırık notlarınızı düzeltmeniz için son fırsat. Hepinizin bunu iyi değerlendireceğinizi umarım. Başarılar dilerim. Hadi bakalım başlayın. Görüyorsunuz, sorular çok kolay. Durumunuzu düzeltmeniz için özellikle böyle sordum. Kopya çekmeye kalkanları yakarım, bilmiş olun.
Peki. Nasıl geçti? Ne? Ne nasıl geçti? Ne olacak sınav? Şimdi kontrol ettim, hepsini doğru yapmışım. Yani ben de. Evet, sen de. Yarınki İngilizce sınavında da yardım edersen dudaklarımdan öpebilirim seni. Ya, bakıyorum hayallere dalmışsın. Biraz dinleniyordum baba. Tabii. O kadar çok çalışıyorsun ki dinlenmelisin. Bütün gün taş taşıyorsun çünkü. Dalga mı geçiyorsun sen be? Dinleniyormuş. Dinleniyormuş. Nereden yoruldun ki? Daha ne yapsın ki bey? Koca bir yıl ders çalıştı. Gece demeden, gündüz demeden çalıştı. Dersler biteli şurada 2 gün oldu. Bırak biraz dinlensin çocuk. Dersler bitti diye sırt üstü yatacak mı yani? Lise bittiyse üniversite sınavları var, ona hazırlansın. Ben küçük beynin sırt üstü yatsın diye mi dirsek çürütüyorum dairede? Yeter artık be, yeter! Bıktım sen de bundan, hepinizden yeter be! Allah Allah! Üzülme. Bütün gün işten sıcaktan bunalıyor. Akşam olunca da çatacak yer arıyor. Ve de hep beni buluyor. Hadi ya, uyu. İyi geceler. Anne. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne konuşmak istiyorsun? Cumartesi günü diskoda okulun mezunlar günü kutlanacak. Gitmek mi istiyorsun? Hı. Tabii git, hakkın senin. Ama nasıl olacak bu? Ne nasıl olacak? Anne biliyorsun, hayatımda ben hiç öyle bir yere gitmedim. Nasıl girilir, ne yapılır hiç bilmiyorum. Sonra... Evet. Üstüm başım, bilet parası... Sen bunları hiç düşünme. Gitmek istiyorsan, ki ben gitmeni çok istiyorum, arkadaşlarınla eğlenmeni istiyorum. Sana yardım ederim. Babanın verdiği mutfak parasından bir miktar arttırıp saklamıştım. Sana borç verebilirim. İş güç sahibi olursan ödersin, tamam mı? Sen bir meleksin anneciğim. Canım yavrum benim. Anneciğim. Bir tane.
gelsin. Maestro, hemen şey. Edelim mi? Memnuniyetle Tekinci. Teşekkür ederim. Sana be kardeşim be. Kör müsün nesin, Allah kahretsin seni. Nereden geliyorsun sen? Baba ben arkadaşlara ders... Sana öyle bir ders veririm ki... ...okuduğuna pişman olursun. Benden neyi gizlediğini sanıyorsun, aptal! Nasıldı diskotek? Ne? Mezunlara diplomalarını disk jockey mi dağıttı? Oh de bakayım! Leş gibi içki kokuyorsun! Utanmaz köpek! Ahlaksız herif! Geberteceğim! Geberteceğim o seni! Geberteceğim lan! Olur yapma! Koskoca delikanlı o hakkı! Hakkı ha? Benim kazandığım parayla diskolarda sürtmek hakkı öyle mi? Ya sen? Mutfaktan çaldığın paraları oğluna yediriyorsun. O da senin hakkın öyle mi? Allah kahretsin hepiniz, anlatacaksan sürersin inşallah! Allah'ım.
Yemek hazır. Yemeyeceğim. Yeter artık Tekin. 17 gündür bu odadan dışarı adım atmadın. Kendine acımıyorsan bana acı evladım. Hem babanın bir tokat vurmasıyla dünya batmadı ya. Baban o senin. Severdi, döverdi. Sorun o değil ki anne. Ya ne? Hiç. Hiç anne. Bak, bu okuldan geldi. Yarın için çağırıyorlar. Sınav sonuçları açıklanacakmış. Yemek soğuyacak. Hadi gel canım. Her şeyi dert edinme kendine. Silkelen. Cesur ol. Hayatına bir yön ver. Şahsiyetini bul artık. Şahsiyetini bul canım. Şahsiyetini bul artık, şahsiyetini. Şahsiyetini bul, şahsiyetini. Ayy, matematikçinin bana not vermeyeceği belliydi zaten. Takmıştı herif kancayı. Ah, Meltem seninle aynıyız. İçer der. Gidelim. Anne ben nasıl söyledim? Boşuna buralara kadar zahmet ettim profesör. Okulu birincilikle bitirdiğini herhalde biliyordun. Yok, bilmiyorum. Sahi mi? Cem doğru söylüyor. Sınıf birincisi sensin, kutlarım. Sağ ol. Aa, Tekin. Efendim? Yarın Kiyos plajında veda partisi veriliyor. Geceye kadar da sürecek. Geliyor musun? Niye düşündün? Mayon mu yok? Belki de yüzme bilmiyordur. Ya da boğulmaktan korkuyordur. Hayatına bir yön ver. Şahsiyetini bul, şahsiyetini. Şahsiyetini bul. Şahsiyetini bul. Oh!
Liseyi birincilikle bitirdiğine çok sevindim Tekin. Bana layık bir evlat olduğunu kanıtladın. Buna karşılık ben de seni ve ailemizi ödüllendirmek için yıllık iznimi aldım. Ve güneyde kesemize uygun bir tatil köyünde tatilimizi geçirmeye karar verdim. Hazırlanın, yarın yola çıkıyoruz. Yaşasın. Mayo, eşofman ve yazlık ayakkabı da alacak mıyız baba? Hani şu yabancı markalılardan. Alırız oğlum, alırız. Kesemiz el verdiğince. Ne o Tekin? Sevinmedin mi? İzin verirseniz ben gelmeyeyim baba. Neden? Üniversite sınavlarına çok az zaman var. Tatile çıkarsam belki gerektiği gibi hazırlanamam. Siz eğlenmenize bakın. Ben evde yalnız kalırsam daha rahat çalışabilirim. Peki nasıl bakacaksın kendine? Ne yiyip içeceksin? Kocaman adam olduğumu, hayatıma yön vermem gerektiğini siz söylememiş miydiniz? Merak etmeyin, idare ederim. Aferin oğlum, bana layık bir evlat olduğunu bir kere daha kanıtladın. Sana gerektiği kadar harçlıkta bırakırım. Sağ ol babacığım. Tekin değil mi ya? Ta kendi sana ne olmuş buna böyle? Gözlerime inanamıyorum, harika dans ediyor. Gerçekten. Oh,
Hoş geldin Tekin, otursana. Önce bir dans edelim. Hadi Meltem, duş et şunu hadi. Sırtını piste yapıştır, altlar kalkamaz. Hadi kız, hadi nazlanma, dans et. Hadi. Şeyler olmuş yahu. Erkeklik hormonu aldı herhalde. Baksana oğlum. Buyur beyim. Kim bu delikanlı? Tanımıyorum abi. Müşteri. Bunu bana çağırıver. Başüstüne. Patron istedi dersin. Dansını görüp beğendim. Başkalarının da ilgi göstereceğini sanıyorum. Burada şov yapacaksın. Gecede 50.000 lira. 10 günlük de avans. Kabul edersen hemen bu gece başla, tamam mı? Müşteri beğenir, ilgi çoğalırsa gelecek ay yevmiyeni 2 misline çıkarırım. Bak Elif, bizim Tekin değil mi bu? Öf, ne yakışıklı çıkmış. Bak Meltem, dans yıldızı olmuş. Sosyete kendisini izlemek için diskoya akın ediyormuş. Kulüpte her gece şov yapıyormuş. Hoş geldiniz. Öpeyim baba. Çabuk anlat bana. Hem de doğrusunu. Ne demek oluyor bütün bunlar? Nereden buldun bunları? Söyle, yoksa çaldın mı bunları ha? Hayır baba. Çalışıp kazandım. Şimdi de işten geliyorum. İşten mi? Çocuk mu kandırıyorsun sen be? Bu saatte ne işiymiş bu? Gece işi. Ama bildiğiniz, korktuğunuz gibi değil babacığım. Namusumla çalışıp gecede 50.000 lira kazanıyorum. Ne dedin? 50.000 mi? Gecede. Yani benim bir ayda kazanmaya çalıştığımı sen bir gecede kazanıyorsun, öyle mi? Söyle, nasıl bir iş bu? Ha? Turistlere tercümanlık gibi bir şey. Lisanı kuvvetliydi onun. Öyle bir şey işte. Bakın bunları da biriktirdim. Buyur baba. Şşş!
Şuraya bak hanım, 100.000 lira. Hiç bu kadarını bir arada görmemiştim. Aferin benim aslan oğlum. Ben sana dememiş miydim hanım? Bu çocuk adam olur diye. Çok mu beğendin? Ben şimdi dönerim. Bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Bu kartı dans eden delikanlıya verir misin? Baş üstüne hanımefendi. Bakar mısınız? Buyurun. Nuray Hanım'la görüşmek istiyorum. Kim diyeyim? Tekin diyeyim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Adınız Tekin'di değil mi? Evet. Liseyi yeni bitirmişsiniz ve babanız devlet memuru. Hakkımda epey bilgi toplamışsınız. Birlikte çalışacağım kişileri iyi tanımak hakkımdır sanıyorum. Birlikte çalışmak mı dediniz? Evet. Kısa ve öz konuşacağım. Dün gece sizi izledim ve model olarak yararlanmayı düşünüyorum. Siz? Ben modacı Nuray İpek. Eğer kabul edersen hemen çalışmaya başlayabiliriz. Vereceğin emek karşılığında belli bir ücret alacağını da bilmeni isterim. Ne dersin? Evet. İlk deneme için fena sayılmaz. Yani ileride daha güzel şeyler çıkabilir. Amacımıza ulaşabilmemiz için diğer basın ve yayın organlarının da seni tanıması gerek. Bunu sağlamak için önümüzdeki hafta evimde bir parti vereceğim. Sen de davetlisin. Gazeteciler ve filmciler bulunacak davette. Çıkarken muhasebeye uğra. Davette giyeceklerin için paraya ihtiyacın olacak. Thank you.
Hoş geldin. Demek tanıştınız. Evet. Ve umduğumuzdan da iyi bulduk. Eğer izin verirsen en kısa zamanda bir deneme filmini çekmek isterim. Ben de gazetemde geniş bir röportaj hazırlatacağım. Tabii iznin olursa. Rica ederim. İzin ne demek? Lütfedersiniz. Başarınıza. Şu kadın ağzının tadını biliyor be Selam. Nereden de bulur böyle lokum gibi çocukları? Haklısın valla. Kadın çamaşır değiştirir gibi erkek değiştiriyor. Hem de en büyüğü 20 yaşında. Evet. İzninizle. Rica ederim. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nereden bulmuş dersin bunu? Çocuk çoktu. Haklısın sevgilim. Şerefinize. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler şekerim. Çok güzel bir partiydi. Teşekkürler. Gene görüşürüz. İyi yakalamışsın Nuray. Kutlarım. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Çok mersi. İyi geceler. Her şey için teşekkür ederim. Bana ısmarladın. Sana git diyen oldu mu? Beni beğeniyorsun değil mi? Al öyleyse. Günaydın anne. Kapıya bak oğlum. Hoş geldin abi. Ne haber yakışıklı? Aman Allah'ım, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Oldu hanım, gelen kim? Hoş geldin evladım, canım, aslan oğlum benim. Hoş geldin abi. Otur bakayım, otur. Ne ettin de pazar sabahı geldin Tekin? Hepimiz bir arada kahvaltı ederiz. Gazetede resmini gördük geçen gün. Mankenler gibi çıkmışsın. Zaten manken.
Film de çevirecek misin, doğru mu? Teklif var babacığım ama düşünüyoruz. Düşünüyor musunuz? Kiminle? Yani yapımcıyla ben. İyi bir senaryo olsun istiyoruz. Bir aydır eve çok az geldi. Nerede kalıyorsun peki? İşler çoğu zaman geç bitiyor anne. Gece yarısı sizleri rahatsız etmemek için bir arkadaşımda kalıyorum. Erkek arkadaşımda. Size biraz para getirdim baba. Şuraya bak. Küçük fahişe. Yiyecek gibi bakmış sana. Vücut da vücut olsa bari. Kıskandın mı yoksa? Nuray? Nuray!
Ne oldu sana birden? Sakın aklına kötü şeyler getirme. Sen benim ilk kadınım, yaratıcım, her şeyimsin. Beraberliğimizin birinci yılı kutlu olsun. Ömrümüzün sonuna kadar sürmesi dileğiyle. Burada masa ayırtmak da nereden aklına geldi? Birinci yılı dolduruşumuzu tanıştığımız yerde kutlamak istedim. Fena mı ettin? Yo, çok iyi ettin. Öyle değişik anılarım var ki burada. Bir şey mi oldu peki? Yok bir şey. Gel dans edelim. When you look at me, tell me what you see. Do you see no love at all? Or do you see in me what you always see in every glance? Artiste mi bakıyorsun? Hangi artiste? Şuna işte. Modacı Nuray İpek'le dans eden yakışıklıya. Yo. Artistler pek ilgilendirmez beni. Ne diyor bu? Cem bak. Bilmiyorum. Neyse. Neyse. Alo. Tekinciğim, sen misin? Merhaba. Kimsiniz? Alo, kimsiniz? Bakın, konuşacak halim yok. Gece yarısını çoktan geçti. Üstelik sizi tanımıyorum bile. Gündüz konuşalım. Yorgunum ben. Seninle beraber olmak için canımı bile veririm ben. Geceleri rüyamda, gündüzleri hayalinde yaşıyorsun Tekin'im. Yapmayın ya. Sahiden o kadar çok mu seviyorsunuz beni? Sevmek ne kelime. Hastayım sana. Koçum, erkeğim. Şaşılacak şey doğrusu. Tekin, orada mısın? Nerede kaldın sevgilim?
Öyle merak ettim ki seni. İşlerim vardı. Özledim seni. Şu bizim oğlan amma meşhur oldu be. Baksana bütün gazeteler ondan bahsediyor. Övünüyorsun değil mi onunla? Övünmez olur muyum hanım? Şöhretli bir artistin babası olmak öyle gurur verici ki kahvede, alışverişte, dairede itibarım arttı yahu. Ben yatıyorum. İyi geceler. Tekindir mutlaka. Hoş geldin Tekin'im. Hoş bulduk anne. Ben demedim mi size? Hoş geldin oğlum, hoş geldin yavrum. Buyur babacığım. Ne zahmet oğlum? Bu da senin anne. Canım benim. Tekin. Merhaba Tekin. Al, bu da senin. Hanım bak, markaya bak, en pahalısından. Güle güle giy. Al. Gel otur şöyle yavrum. Ne yapayım sana, aç mısın? Yemeklerini çok özledim. Ama bu saatte bir şey kalmamıştır. Kalmaz olur mu? Yaprak dolması yapmıştım. Ama yoğurdumuz yok. Mekin, koş bakkal kapanmadan alıver oğlum. Hadi canım. Duymadın mı ulan annen ne söylüyor? Hadi sene! Gidiyoruz işte. Terbiyesizin yediği naneye bak. Hem suçlu hem güçlü. Ders çalışmazsın. Eve yardım etmezsin. Cevap vermeye gelince dilin bir karış dışarı çıkar. Çabuk. Çabuk annenin dediğini yap. Yoksa kırarım ayaklarını. Hadi dur be. Hayırsız. Küstah. Ah, ne olurdu bir parçacık abisine benzeseydi ya. Sen de ister misin? Hı. Tekin.
Ne var? Geç oldu, yatmıyor musun? Yarın erken kalkacaksın. Geliyorum. Güle güle Tekin. Kim o? Benim annem. Tekin oğlum, hoş geldin. Gir. Hayrola Tekin, bir şey mi oldu? Yok. Hiçbir şey yok anne. Babamla Mekin yattılar mı? Sorma. Kıyamet koptu bu gece evde. Nasıl? Mekin bugün karnesini getirdi. Bütün notları kırıp. Sınıfta kalmış yani. Babam bunu görünce açtı ağzını, yumdu gözünü. Mekin karşılık vermeye kalkınca da bir güzel dövdü. Ne? Dövdü mü? Ağzı burnu kan içinde kaldı çocuğu. Sonra kapandı odasına, ağladı, ağladı. Üzülme, düzelir. İnşallah. Sen bu saatte neden geldin? Neden gelmeyeyim? Burası benim evim değil mi? Burada yatacağım. Sevindin mi? Hem de nasıl. Dur, sana bir pijama çıkarayım. Ya,
İstemem. Hem Mekin'i de rahatsız etmeyeyim. Şuracıkta bir yere kıvrılır. Hadi sen de yat, dinlen. Sabaha çok iyi bir kahvaltı isterim ha. Canım. İmdat! Hazret işin! Rastlantı bu böyle. Şehre mi? Geldiğin taksi şurada bekliyor. İstersen birlikte dönelim. Ne kadar üzüldüm bilemezsin. Annemle babamı İzmir'e, yakın bir akrabamın yanına gönderdim. Bir süre orada kalacaklar. Ben de bu arada yeni bir ev bulup yeniden düşeceğim. Anneciğimin eski evimizde oturabileceğini hiç sanmıyorum. Eğer istersen sana yardım etmek için yanında olmak isterim. Ev bir yıldır boş duruyor. İnsanın güvenebileceği bir kiracı bulması o kadar zor ki. Ama sizin gibi şöhretli biri isteyince hanım ve ben kıramadık. Güle güle oturun. Tekin bak, balkon ne kadar geniş. Yemek masası bile konabilir değil mi? Küçük hanım nişanlınız mı? Gazetelerde okumadık. Gizliyse merak etmeyin, bizden sır çıkmaz. Birbirinize gerçekten çok yakışmışsınız. Thank you.
Beni içeri davet etmeyecek misin? Ah tabii, gel. Dalmışım. Biliyor musun? Çok güzel bir ev olmuş burası. Sayende. Sahiden yardımım dokundu mu sana? Ha? Çok. Her konuda. Anlayamadım. En yalnız, en çaresiz olduğum anda birden karşımda bitiverip bana güç verdin. Bana ışık tutup yakınlık, dostluk gösterdin. Sen olmasaydın buralara kadar nasıl gelirdim bilmem. Sağ ol. Yok, öyle kuru bir sağ olla kurtulamazsın benden. Ya ne istiyorsun? İçki, müzik. Kutlamalıyız bunu. Merci. Neye içiyoruz? Aşkımıza. Aşkımıza mı? Neden şaşırdın öyle? Ta okul sıralarından beri seni beğendiğimi, sevdiğimi bilmiyor muydun budala? Buna içilir işte. Ne münasebet. Aksine çok sevinçliyim. Yarın herkese seninle seviştiğimi anlatacağım. Bütün kızlar kıskançlıklarından çatlayacaklar. Yalnızlık yaşanır. Hep dillerde dağlanan. Bir soluktur. Kimi zaman korkulan. Sensizlik yalnızlıktır. Yüreğimde çalayan. Seninle başlar yalnızlık. Gittiğim zaman. Kimi zaman korkulan, sensizlik yalnızlıktır.